Doğu ile Batı'nın en büyük farkı kültür. Bize gelen işlerin pek çoğu artık referansla geliyor. Bugüne kadar 15 farklı ülkede proje gerçekleştirdik. Birincisi karşının haklarını savunmak, ikincisi disiplinli olmak, üçüncüsü de aynı konuyu iki kere tekrar etmemek. Merhaba Emrah Bey, yeni bir videoda yeni sorularla karşınızdayız. Daha önceki videolarınızda 55 ülkeye gitmiş olduğunuzu söylemiştiniz. Takipçilerden en çok gelen soru, Doğu ile Batı'da yer alan ülkelerin farkı neydi? Doğu ile Batı'nın en büyük farkı kültür. Kültürel farklılıkların mimari proje üzerine etkisini net bir şekilde gördüm. Mesela Orta Doğu'da bir proje çalıştığınız zaman bu projedeki yapacağınız konutlar genelde toplum yapısının bir arada yaşamasına bağlı olarak ve aile ilişkilerinin kuvvetli olmasından dolayı daha büyük mekanlar istenirken Kuzey Avrupa'da yaptığınız bir projede aile bireyleri küçük yaşta evden ayrılıp kendi ayaklarının üzerinde durmak gayesinden dolayı daha küçük mekanlarda yaşayışlarını sürdüklerine şahit oldum. Bir ülkede iş yapmadan önce ya da bir bölgede iş yapmadan önce öncelikle oranın kültürünü çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Kültürel farklılıklarına mimari etkisini net görmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bölge ihtiyaçlarını iyice incelemeniz gerekiyor. İklimsel farklılıkların, çevresel farklılıkların, malzeme farklılıklarını öğrenerek buna göre projenizi biçimlendirmeniz gerekmekte. Ama en büyük fark dediğimiz olay ise tamamen kültür ve insanların yaşayışlarıydı. Tüm bu ülkeleri gezmek için gitmemişsinizdir. Pek çok farklı ülkede projeler yaptınız. Kaç farklı ülkede toplam kaç metrekare proje tasarımı ve danışmanlığı yaptınız? Gülümsememin sebebi pek çok arkadaşım benim sadece gezdiğimi düşünüyor ve hatta bu işin parasının nereden geldiğini soruyorlar. Şöyle söyleyeyim, gittiğimiz pek çok ülkede davet usulü gidiyoruz. Yani firmalar bizi davet ediyor, masraflarımız karşılıyor ve orada biz proje görüşmeye gidiyoruz. Bugüne kadar 15 farklı ülkede proje gerçekleştirdik. Bunun içerisinde Orta Doğu'da, işte Dubai'de, Katar'da, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da, Umman'da projelerimiz var. Avrupa'da yaptığımız projelerimiz var. Aynı şekilde Kafkaslar'da yaptığımız projelerimiz var. Amerika'da yaptığımız projeler var. Danışmanlığını yaptığımız projeler var. A'dan Z'ye tasarımını yaptığımız projeler var. Supervisor'ını yaptığımız projeler var. Malzeme önerdiğimiz projeler var. Ve totalinde bu 15 ülkede 15 yıllık süre içerisinde 1 milyon metrekarenin üzerinde proje tasarımı gerçekleştirdik. Ve hala da görüşmelerini yaptığımız, hala hazır devam eden projelerimiz yurt dışında bulunmakta. İlerleyen süreçte bunları yerinde video çekimlerle birlikte size aktarımını sağlayacağız. Size bu işleri kim verdi? Size nasıl ulaşıldı? Valla bize gelen işlerin pek çoğu artık referans da geliyor. Yani biz bir müşteri iş yapıyoruz. Yaptığımız işin sonucunu beğeniyorlar. Onlar da bir sonraki müşteriyi iletiyorlar. Ve yaptığımız işin hepsi kazan kazan politikasıyla ilerliyoruz. Ama ilk nasıl başladınız diye sorarsanız ilk önce sosyal medya üzerinden tanıtımlar gerçekleştirdik. Yaptığımız projelerin yerinde anlatımlarını gerçekleştirdik. Firmalara gidip birebir kendimizi anlatmaya başladık. Bir portfolyo oluşturduk. Bu portfolyoyla birlikte kişilere bu portfolyoları göndererek sunumlar yaptık. Ofislerine girdik. Patronlara ulaştık. İhtiyaç sahiplerine ulaştık. Kendimizi anlatmayla başladık. Daha sonra bunları yavaş yavaş iş yapa yapa bu noktalara kadar geldik. Tabii ki yeni mezun arkadaşlar ya da bu mesleğe yeni gelen insanlar ben bunu nasıl başaracağım sorusunu sorduklarında buna cevap olarak samimiyetle şunu söyleyebilirim. Öncelikle işi öğrenmeniz gerekiyor. İşi öğrenmenin yolu da işi bilenlerin yanında çalışmanız, onlarla ilerlemeniz gerekiyor. Onlarla ilerleyip bazı işler yaptıktan sonra kendiniz bir yol ayrımına gidecekseniz yanınızda çalıştığınız insanın rızasını aldıktan sonra ondan sonra ayrılıp kendi yolunu çizmeniz gerekiyor. Burada rıza kısmı çok önemli. Çünkü o insan size emek verip belli bir noktaya getirmiştir. O dakikadan sonra size köstek de olabilir, destek de olabilir. Ve birlikte yürüyecekseniz ya da kendiniz bir yol ayrımına girecekseniz onunla birlikte ilerlemenizde fayda vardır. Sonrasında gidip firmalarla görüşmeler yaparsanız, elinizdeki projeleri sunarsınız, yapabileceğinizi anlatırsınız. Fiyat odaklı değil, maliyet odaklı ve kalite odaklı ilerlediğiniz zaman bu dediğimiz işlerin hepsini gerçekleştirirsiniz. Ayrı bir videoda detaylı olarak bunları nasıl yapacağınızı size sonradan anlatacağım. Meslekte geçen 15 yılda sizin de kendinize özel bir iş kültürünüz oluşmuştur. Sizin kurallarınız nelerdir? Birinci kural şu, müşterinin haklarını savunmak ve onun ihtiyaçlarına bağlı olarak gerçekçi projeler sunmaktır. Pek çok müşteri bize geldiğinde ne istediğini net olarak bilmemektedir. Aynı şekilde çok fazla eksik bilgiye sahiptir. Biz tasarımcı olarak bu eksik noktaları tamamlamak ve ona tam ihtiyacı olan proje sunmamız gerekir.
Aynı şekilde bir iş yaparken de iki kere tekrar etmek hiçbir şekilde hoşuma gitmez. İlkinde gerekirse saatlerce anlatırım ama anlaşıldı dedikten sonra tekrar aynı noktaya dönmek benim için zaman kaybıdır. Üçüncü olarak disiplinliyimdir. Benle çalışan arkadaşlar çok iyi bilir ki o disipline uyulmadığı zaman biraz ters tarafım ortaya çıkabiliyor. Buradan da biraz şikayetçiler ama. Onun dışında şeker gibi bir adamımdır. Genel olarak yaptığım işlerde verdiğim sözü sadık kalırım. O sözü verdikten sonra ne gerekiyorsa o sözün süresinin içerisinde yapmaya çalışırım. İnsanlar da bunun yapılmasını tembih ederim. Çünkü karşı taraf bizim sözümüze göre hareket ettiğinden dolayı, planlama yaptığından dolayı o sözümüzün hiçbir şekilde yere düşmemesi gerekiyor. Özetleyecek olursak 3 kural var. Birincisi karşının haklarını savunmak. İkincisi disiplinli olmak. Üçüncüsü de aynı konuyu 2 kere tekrar etmemek diye özetleyebilirim. 3 kuraldan bahsetmiştiniz. Bu kuralların takipçilerimize örnek olması dileğiyle kıssadan ise bir hikaye anlatır mısınız? Şöyle bir hikayem var. Kanuni Sultan Süleyman'la Mimar Sinan'a geçen bir hikaye. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'nin inşaatı için tam 896.380 adet altın harcamıştır. Rivayet odur ki temel atma törenine giderken Mimar Sinan'a bir akçe çıkartıp uzatır ve ona dik dik bakar. Mimar Sinan da bu akçeyi alır, öper, koynuna koyar. Daha sonrasında cami tamamlandıktan sonra sultan camiyi ziyarete gelir. Ve Mimar Sinan o akçeyi çıkartır, tekrar sultanımıza takdim eder. Sultan camiyi gezdikten sonra dışarı çıkarken gülümsemeyle birlikte tekrar altını Mimar Sinan'a takdim eder. Merasim bittikten sonra çıraklar merakla gidip sorar ki Mimar Sinan'a bu yapılan neydi diye. Mimar Sinan cevap verir, der ki saadetli hünkâr temel atırken bana o akçeyi vermiş, yüzüme sertçe bakmıştı. Bu demekti ki yapacağın camide iki taş arasına bir akçe girecek olursa bunun sonucunu sen ödersin. Ve ben de camiye girerken o akçeyi ona teslim ettim. Çıkarken yüzündeki gülümseme de herhangi bir hata olmadığını göstermekteydi. Emin olun ki o yüzündeki gülümseme benim aldığım paradan çok daha değerli ve gerçek manada iltifattı. Arkadaşlar önemli olan konu şudur. Siz hangi işi yaparsanız yapın, dünya üzerinde en önemli şey müşterinin memnuniyetidir. Eğer müşteri sizden memnunsa size 1 liraya da 10 lira vermesinin hiçbir farkı yoktur. Her zaman için sizi elde tutmak ister ve sizi referans eder. Biz de bugüne kadar kazandığımız işlerin pek çoğunda müşteri memnuniyetini ön plana tuttuk ve onlara mutlu bir şekilde bize çalıştıklarını sağladığımız için daha sonraki işleri bize getirdiler. Siz de bu şekilde öncelikle müşteri memnun ederseniz hem pek çok dünyaya mal olacak eser üretebilirsiniz hem de tasarımlarınızı daha iyi bir şekilde insanlara gösterebilirsiniz. Dediğim gibi para odaklı olmayın ve her zaman için işinizi paranın önünde tutun.